Rubin Sanat Müzesi'ndeyiz ve ufak bir tapınak modeline bakıyoruz. Bu sıradan bir tapınak değil. Budist dünyasının en önemli tapınağı Mahabodhi. Hindistan'ın Bodhkhaya kasabasında yer alan bu yapının bulunduğu yerde Buda'nın Bodhi ağacı altında oturduğuna ve aydınlanmaya erdiğine inanılır. Dünya çapında Budistler için burası çok kutsal bir mekan. Budistler buraya Vajrasana diyor yani elmas koltuk. Burası yüzyıllarca hacılar için önemli bir mekandı. Özellikle de 11 ila 13. yüzyıllar arasında Tibetliler için. O dönemde Tibetliler Budist öğretilerini anlamak için Hindistan'a gitmişti. Bazı alimleri Tibet'e davet ettiler. Ayrıca yanlarında kitaplar ve çeşitli nesneler getirdiler. Bu modelde onlardan biri ama bu yalnızca hac yolculuğu sırasında alınmış bir hatıra nesnesi değil. O mekanın ruhunu yansıtıyor. Modelde, tapınakta, gerçekte yer almayan bölümler var. Örneğin, Buda'nın aydınlanmaya erişene kadar gölgesinde oturduğu ağacı görüyoruz. Aslında ağaç tapınağın olduğu yerde yok ama orayı temsilen bu modele eklenmiş. Ağacın altındaki nişte bir buda oturuyor ve eliyle yere değiyor. Yere dokunma hareketine bu mis parşa diyorlar. Bu mis parşa. Aydınlanmadan hemen önce buda yeryüzü tanrıçasına uyanışını izlemesi için çağrıda bulunur. Bu modelin planı dikdörtgen, sütunlu bir girişi var. Üste kule kısmı, en üstte ise stupa var. Ayrıca dört köşede ufak kuleler yer alıyor. Bunların da üzerlerinde stupalar var. Buradaki oymalar ustaca yapılmış. Bu imgelerin ne olduğunu deşifre etmek istersek sadece oturan Buda imgeleri olmadığını anlarız. Evet, bunlar aynı zamanda Buda'nın hayatındaki olayları temsil eden imgeler. Bunlar esas tapınakta yer almaz. O halde bu model aslında tapınağın kopyası sayılmaz. Daha ziyade Buda'nın yaşamının sembolik bir temsilidir ve yaşamındaki en önemli ana, uyanışa işaret eder. Ama tabii burada başka olaylar da anlatılır. Mesela burada Buda'nın ölümü yani Parinirvana anlatılmış. Parinirvana. Artık bu an Buda'nın fiziksel dünyadaki son insan görünümüdür. Burada da Buda'nın doğumu tasvir ediliyor. Annesi Maya ayaktayken bir ağacın dalını tutar. Hemen sağ tarafından da bebek Buda çıka gelir. Kısacası bu model Buda'nın uyanışı yani aydınlanmasının yanı sıra başka olayları da anlatıyor. İlginç olan bu modellerin Bodkhaya'daki gerçek mekanda keşfedilmesi. Belki de bu tip nesneler için büyük bir talep vardı. 19. yüzyılın sonlarında İngiliz arkeologlar buradaki alanda kazılar yaparken modelleri kullanarak tapınağın bir zamanlar nasıl göründüğünü saptamaya ve tapınağı yeniden inşa etmeye çalıştı. Tabi başta da e, verdiğim söylediğim gibi verdiğim örnek gibi bunlar esas yapının kopyaları değil ama mekanı yeniden inşa etmeye yardımcı olacak kadar aslına sadıklar. Ve yine başta dediğim gibi burası dünyadaki en önemli Budist haç merkezi. Peki bu mekan yüzyıllar boyunca nasıl korundu? Burada büyük bir uluslararası çabadan bahsedebiliriz. Ayrıca yapının üzerinde bir manca, çince ve tibetçe yazılar bulundu. Bu da oraya saygı duruşunda bulunmak üzere giden Tibetli budistler dahil olmak üzere yapının tüm budistler için önemli görüldüğünün önemli bir kanıtı. İnsanlar buraya sevap toplamak için gidiyordu çünkü budist geleneğine göre Bodkhaya'yı ziyaret eden kişi ömrünün bir noktasında muhakkak ama muhakkak aydınlanırdı.